Önceki videolarda İslam dininin hızla yayılmasından söz ederken ilk İslam devletlerinin Bizans ve Pers imparatorluklarından miras kalan pek çok şeyi muhafaza ettiğine değinmiştik. Bunların arasında yollar, köprüler ve benzeri çok çeşitli fiziksel altyapı unsurları olduğu gibi devlet mekanizmalarının işleyişine dair unsurlar da var. Yani büyük bir kültür mirası söz konusu. Tabii bu kültür mirasının, bilgi birikiminin üzerine İslam medeniyetleri tarafından yeni şeyler katıldığı da bir gerçek. Bu hem kendi halkları ve kültürel katkıları sayesinde hem de sınırların genişlemesiyle etkileşime girilen yeni halklar, yeni kültürler sayesinde olmuş. Tıpkı Hintliler ve Çinliler gibi. Evet, Emevi hanedanlığı boyunca süreç bu şekilde işliyor. Abbasi halifeliği dönemine geldiğimizde ise bu gelişimin yani ilerlemenin zirveye çıktığını görüyoruz. Bilim, bilgi ve öğrenme kavramları İslamiyet'in altın çağında çok önemli bir yere sahipti. Örneğin, Abbasi halifesi Mansur'un öncelik verdiği işlerden biri, Bağdat'ı inşa etmek ve imparatorluğun Şam'daki başkentini buraya, yani Bağdat'a taşımak oldu. Mansur'un haleflerinden Harun Reşit ise, Bağdat'ı bir ilim-irfan şehrine dönüştürdü. Tarihçi John William Draper, Harun Reşit dönemindeki Abbasi devletini şu sözlerle anlatıyor. Abbasi halifeleri döneminde, Hristiyan ve Musevilerden ilim tahsil etmiş olanlar sadece itibar görmüyor, aynı zamanda devlet kademelerinde üst düzey görevlere tayin ediliyor, kendilerine önemli yetki ve sorumluluklar veriliyordu. Halife Harun Reşid, eğitimli kimselerin hangi etnik kimliğe ya da inanca mensup olduklarını hiç umursamıyor, yalnızca kendilerini ne ölçüde geliştirebilmiş olduklarını önemsiyordu. Abbasilerde, özellikle Harun Reşid zamanında bilgiye, öğrenmeye ne kadar büyük önem atfedildiğine, bilim ve teknikte ne kadar yol kat edildiğine dair şöyle bir anekdot vardır. Yeri gelmişken ona da değineyim. Harun Reşit, Frank Kralı ve Kutsal Roma İmparatorluğu'nun ilk hükümdarları Şarman'la aynı dönemde yaşamıştı. Sözünü ettiğim yer işte şurası. Bu iki hükümdar zaman zaman birbirlerine çeşitli hediyeler gönderirmiş. Bir gün Halife Reşit, Şarman'a hediye olarak bir çalar saat göndermiş. Metal bilyelerin bir gongun üzerine düşmesiyle saat başı ses çıkaran bir tür çalar saat düzeneymiş bu. Saat çalarken bir yandan da küçük bir kapı açılıyor, dışarıya 12 suvari figürü çıkıp boy gösteriyormuş. Rivayet odur ki, Şarlman ve maiyetindekiler gördükleri karşısında hayrete düşüp, saatin sihirli olduğuna hükmetmişler. Zira onlara göre böyle bir şeyi bilimle Akıl ve mantıkla izah etmek mümkün değilmiş. Evet. Bu da çeşitli tarih kaynaklarında yer verilen ilginç bir hikayedir. Hükümdarlık Harun Reşid'in oğlu Memun'a geçtiğinde bilime daha da ağırlık verildiğini görüyoruz. Şöyle ki Memun Bağdat'ta Beytül Hikme adıyla devasa bir bilim akademisi inşa ettirdi. Beytül Hikme yani ilim irfan yuvası. Burada Matematik, astronomi, fizik, tıp, coğrafya, haritacılık, edebiyat ve felsefe gibi farklı alanlarda pek çok akademik faaliyet aynı çatı altında icra ediliyordu. Abbasi halifeleri sonraki birkaç yüzyıl boyunca da bilim insanlarına yönelik teşviklerini sürdürdüler. Sanskritçe, Yunanca, Çince, Farsça gibi farklı dillerde kaleme alınmış çok sayıda bilimsel eser bu süreçte Arapçaya çevrildi ve başta Bağdat olmak üzere şehir kütüphanelerindeki yerlerini aldı. Bu çeviri faaliyetleri sayesinde bambaşka dillerden, bambaşka kaynaklardan elde edilen bilgiler Arapça olarak tek çatı altında toplanmış ve belirli bir standarda kavuşmuş oldu. İslamiyet'in altın çağı olarak bilinen ve 13. yüzyılın ortalarında Moğol istilasıyla son bulan bu dönemde bilim adına neler yapılmış, hangi isimler ön plana çıkmış, biraz da bunlara değinelim isterseniz. Mesela dünyaca ünlü matematikçi ve fizikçi El Harezmi ile başlayabiliriz. Kimi kaynaklarda İran, kimilerinde ise Türk kökenli olduğu belirtilen El Harezmi, Cebir'in babası olarak biliniyor. Hani Kaan Akademi'nin matematik videolarında geniş yer ayırdığımız cebir konusu var ya, işte o. Kelimenin kökeni Arapça'da, bir bütünü oluşturan dağınık haldeki parçaların yeniden bir araya getirilmesi, bütünlüğe kavuşturulması anlamına gelen el-cebir sözcüğüne uzanıyor. Matematiksel anlamda cebir, bir tümleme, tamamlama işlemi demek. Aslına bakarsanız bu denklem çözerken, eşitliğin her iki tarafına yaptığımız şey. Keza dengeleme ya da denkleştirme de çok benzer bir işlem. Bakın, burada uzunca bir isim görüyoruz. Bu bir kitabın ismi. El kitabül muhtasar, fil hesabil cebir vel mukabele. Kelimelere şöyle hızlıca bir bakalım. Kitap, kitap. Muhtasar, özet. Hesap, hesap cebir, cebir ve mukabele, denkleştirme, dengeleme demek. Yani cebir ve denklem hesabı üzerine özet kitap. Ve bu kitabın yazarı, cebirin babası kabul edilen El Harezmi. Harezmi bu eseriyle cebirin esaslarını ortaya koymuş, birinci ve ikinci dereceden denklemlerin çözümlerini örneklerle göstermiş, bunları yaparken de matematiğin soyut dilini yaratmıştı. Hinduların kullandığı onluk sayı sistemini Arap matematiğine devşirip katan da El Harezmi oldu. Bütün bu bilimsel gelişmelerin Abbasiler gibi çok geniş bir coğrafyada varlık gösteren bir İslam devletinde gerçekleşmiş olması tabii ki Batı dünyasının da yararına oldu. Meşhur Papa II. Silvester, Arapların bu muazzam bilgi birikiminden faydalanabilmek adına Katalonya'da eğitim görmüştü. Tabii bu noktada Arapların İslam devletleri üzerinde çok büyük bir nüfuzları olduğunu hatırlamak gerek. Evet, o zamanlar İspanya'ya hükmeden güç Abbasiler değil, Emevi devletinin son kalıntılarıydı. Yani Arap etkisinin hala hakim olduğu bu coğrafya bilginin ve bilimin merkezi olarak hem kabul hem de saygı görüyordu. Bu yüzdendir ki burada eğitim gören Papa Silvester Avrupa'yı onluk sayı sistemiyle tanıştıran isimler arasında gösterilir. Hindu-Arap kökenli bu sayı sistemi, bugün de kullandığımız nümerik sistem. Daha önceleri Roma rakamlarıyla ifade edilen sayılar bambaşka bir düzendeydi. Yeri gelmişken ilginç bir ayrıntıdan da söz edeyim. Algoritma sözcüğünün El Harezmi isminden türetildiğini biliyor muydunuz? El Harezmi isminin telaffuzu Latince'de her nasılsa, algoritmi şeklinde karşılık bulmuştu. Bugün çoğu teknoloji, bilgisayar ve dijitalleşmeden bahsettiğimizde hepsinin algoritmalara dayalı çalıştığını ve kökenlerinin El-Harezmi'nin bilim dünyasına kattıklarına dayandığını söylemek yanlış olmaz. İslamiyet'in altın çağı olarak adlandırılan bu dönemde bilime büyük katkısı olan bir diğer isim de El-Merveziydi. El-Harezmi ile aynı dönemde yaşamış bir astronomi alimi ve matematikçi olan El-Mervezi'nin hayatı ağırlıklı olarak Bağdat'ta geçmiş ve burada son bulmuştu. Trigonometri konusunu matematikten, geometri derslerinden hatırlarsınız. Ben yine de söyleyeyim. Trigonometrinin esaslarını belirleyen temel işlevini açıklayan kişi El-Mervezi'ydi. Aslında kısaca sinüs ve kosinüsün işlevlerini kastediyorum tanjant ve kotanjant da ona ait olabilir. Fakat bir takım kaynaklar bunların Harezmi'den yaklaşık 100 yıl sonra İran'da dünyaya gelen ve tıpkı onun gibi bilimsel çalışmalarını Bağdat'ta yürüten matematikçi El Buzcani tarafından ortaya konup açıklandığını söylüyor. Fakat öyle ya da böyle bu iki isim bizleri altı trigonometrik fonksiyonla tanıştıran isimler. El Harezmi ve El Merzevi Aynı dönemde yaşamış alimler değillerse de bugün trigonometri adını verdiğimiz alana çok büyük katkılarda bulundular. Buna lisede matematik derslerinde tanıştığımız pek çok trigonometrik birim de dahil. Bilimsel çalışmaların büyük ivme kazandığı bu dönemde dikkat çeken bir diğer isim İbn Heysem. Kendisi fizik, matematik ve astronomi alimi, aynı zamanda bir filozof. İbn Heysem'in optik alanında çok kapsamlı çalışmaları olmuştu. Şu sözler ona ait. Herhangi bir ışıkla aydınlatılan her renkli cismin her bir noktasından o noktadan çizilebilir her düz hat boyunca ışık ve renk yayılır. Evet, zamanın şartlarına göre düşünüldüğünde ışığın işleyişine dair son derece sıra dışı bir görüş bu. Optik alanındaki çalışmaların yanı sıra İbn Heysem bilimselliğin net olarak ortaya konmasına, bilimsel yöntemlerin benimsenip kullanılmasına da öncülük etmişti. Üstelik Avrupa'daki Rönesans'tan yüzlerce yıl evvel. Bakın, şu sözler de İbni Heysem'e ait. Alimlerin kaleminden çıkmış yazıları inceleyen bir kimsenin görevi, eğer amacı hakikati öğrenmekse, kendini okuduklarının tümüne düşman kılmak ve onlara her yönden taarruz etmektir aynı zamanda kritik incelemelerde kendinden de şüphe etmelidir. Ancak bu sayede ön yargı ve hoşgörünün tuzağına düşmez. Ve Ömer Hayyam Dünyaca meşhur şair, filozof ve matematikçi. Hani derler ya on parmağında on marifet diye. İşte böyle insanlara eskiden hezarfen deniyordu. Yani Ömer Hayyam zamanın en önemli hezarfeniydi. Batı onu daha çok şiirleriyle tanıyor. Hayyam'ın adı dörtlükler anlamına gelen en eski eseri Rubaiyat İngiliz şair Edward FitzGerald tarafından İngilizceye tercüme edilmişti. Ama dediğim gibi Ömer Hayyam aynı zamanda hem şair hem de bir matematik alimiydi. Burada gördüğünüz de onun çalışmalarına ait bir sayfa. Tarih cetvelimize baktığımızda Hayyam'ın 11. ve 12. yüzyıllarda yaşadığını görüyoruz. Bu çalışması da Buhara'da yaşadığı döneme ait. Ömer Hayyam bugün Pascal üçgeni ve binom teoremi olarak bildiğimiz şeyler hakkında fazlaca kafa yormuş ve bu konularda ilk ciddi çalışmaları ortaya koymuş isim. Hem de Pascal'dan 500 yıl önce. Yani belki de Pascal üçgenini Hayyam üçgeni adıyla bilmemiz gerekiyordu. Biraz da şairliğine ve rubaiyattaki şiirlerine değinmek istiyorum. Tavsiye ederim bu eseri bulup okuyun. Hayyam'ın şu dörtlüğü çevirisini FitzGerald'ın yaptığı rubaiyattan. Daha doğrusu onun çevirisinin çevirisi. Gök kubbe denen ters yüz olmuş şu çanağın altında kafeslenir, bata çıka yürür, yaşar ve ölürüz. Medet umup göğe el açma o da emir kulu aslında. Yuvarlanıp gider, sen ya da ben gibi, ya da ikimiz. Tahmin edebileceğiniz gibi, 8. ve 13. yüzyıllar arasında varlık gösteren İslam devletleri, eski Yunan, Hint ve Çinlilere ait bilgi birikiminin sonraki zamanlarda batıya aktarılmasında çok sağlam bir köprü vazifesi görmüşlerdi. Sonraki zamanlarda diyorum çünkü İslam dünyasının altın çağını yaşamakta olduğu günlerde Avrupa o dönemde karanlık çağı yaşamaktaydı. Arap tarihi üzerine uzmanlaşmış tarihçi Philip Hitti, Arap tarihini özetlediği eserinde neler yazmış? Gelin bir bakalım. Ortaçağın ilk yarısı boyunca insanlığın gelişimine Araplar kadar önemli katkılarda bulunan başka bir millet olmamıştır. Tabi Arap milleti diyerek sadece Arap Yarımadasında yaşayanları değil, ana dil olarak Arapça konuşan tüm insanları kastediyorum. Arapça, uzak doğu hariç tüm medeni dünya için yüzyıllar boyu ilmin, kültürün ve entelektüel gelişimin dili oldu. 9. yüzyıldan 12. yüzyıla dek felsefe, tıp, tarih, din, astronomi ve coğrafya alanlarında Arapça olarak kaleme alınmış eserler diğer tüm dillerde yazılanlardan fazlaydı. Sıradaki alıntımız İngiliz filozof, matematikçi ve tarihçi Bertrand Russell'ın Batı Felsefesi Tarihi adlı eserinden. 699'dan 1000 yılına dek süren zaman dilimine karanlıkça yakıştırmasını yapıyor olmamız, aslında yersiz biçimde, yalnızca Batı Avrupa'ya odaklanmış olmamızdan ileri geliyor. Mesela bu dönemde Çin'de Tang Hanedanlığı da hüküm sürmüştü ve şiir sanatı ihya olmuştu o vakitler. İslam medeniyeti ise Hindistan'dan İspanya'ya en parlak dönemini yaşamaktaydı. Yani aynı dönemde Hristiyanlığın hüküm sürdüğü coğrafyadaki yokluklar, yoksunluklar, medeniyet dediğimiz şeyin yoksunluğu kaybı değildir. Gerçekte durum gayet aksi yönde gelişmiştir. Bize göre medeniyet demek, Batı Avrupa medeniyeti demek belki ama bu çok dar bir bakış açısından ibaret. İslamiyet'in altın çağı, Bugün sahip olduğumuz medeniyetin temeli olan bilim, ilim ve irfana pek çok katkı yaptı ve tüm dünyaya birçok önemli eser kazandırdı.